Şimdi bir blog açtığınız zaman, yani iddia ediyorum şu anda birisi açsın bize Twitter'dan yazsın. Ondan sonra yaklaşık 20 dakika sonra 2000 kişi girmezse ben Devletçak değilim yani. Yani blog açtığımız zaman hemen bir kitlesi oluşur. Evet, yani oluşur. Neden? Çünkü artık sosyal medya çok daha büyük. Facebook var, Twitter var. Twitter'da işte size yazsa, dese ki Bilal Bey ya bir tane site açtım, çok da faydalı bir içerik koydum, bakın bence bunun yayılması lazım dese. Ondan sonra bir tane karikatür koysa ve siz de o karikatürü beğenseniz, bu sitede bu karikatürü koydum deseniz girmez mi 1000 kişi? 5 dakika. Bu kadar basit şu anda. Ama, yani siz ekstra bir şey harcamadınız bu kitleyi toplamak için. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani benimkisi tam işte BOM dediğimiz ağızdan ağza pazarlama şeyiyle yaygınlaşan bir şey. Öyle mi hakkı? Şimdi, tam olarak öyle var. Değil. Yani Devletçak çok şanslı. Başta iyi bir eş seçmişti. Evet, evet. Yani herkes için öyle kolay değil. Bu bana da çok yöneltilen bir soru işte. Ya ben blog açtım da ben yazıyorum, ben okuyorum. Kimse de gelmiyor, nasıl olacak falan diye. Şimdi bunun bazı sırları var. Bu sırlardan birkaç tanesini paylaşayım. Birincisi düzenli yazmak demiştik. İkincisini Devletçak da söyledi. Bunu sosyal medyayla entegre etmek çok önemli. Çünkü sosyal medyayı bir tanıtım aracı olarak kullanmak lazım. Doğrudan içerik üretmek değil de içeriği blogda üretiyorsunuz ama sosyal medyayı ürettiğiniz blog içeriğini tanıtmak için kullanıyorsunuz. Üçüncüsü samimi olmak lazım. Çünkü şimdi mesela biz burada gayet samimi bir program yapılıyor ama her televizyon programı bu kadar. Çünkü belli sınırlarımız var. İşte her şeyi konuşamıyoruz. Kılık kıyafete biraz dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir şey var. İnternet birbirinin kopyası blog çöpüne dönmüşken özgün içerik üretmeden popüler olmak zor demiş. Evet. Sizi tamamlayacak bir tweet. Evet, evet, doğru. Onur Dilek. Kesinlikle. Onur Dilek çok haklı. Doğru bir noktayı söylemiş. İşte samimiyet dediğin şey özgünlükle birlikte geliyor zaten. Yani çünkü hem özgünsün hem samimi de oluyor. Yani samimiyetinden doğuyor. İnsan böyle kendisini kasarken samimi olamıyor. Kesinlikle acayip böyle film blokları falan var. Adam mesela izlemiş ve o kadar samimi kelimelerle yorumluyor ki. Yani biz onu çok iyi bir film yorumcusundan da okuyabilirdik ama şimdi alışkanlıklarımız da değişiyor. Yani biz artık haberi devletin resmi kanalının ana haber bülteninden değil, izlemek istemiyoruz bazen. Daha samimi, daha içten. Hatta bu internetteki alışkanlıklar bazen onlara da yansıyor. Sabah programlarına bakıyorsunuz, adamlar böyle daha rahat, daha farklı şeyler yapmaya başlamışlar. Ben bunun internetin getirdiği bir etki olduğunu düşünüyorum. O nedenle samimi içerik üretmek gerekiyor. Tamam. Düzenli içerik üretmek gerekiyor. Ve bir arkadaşa hitap ediyormuş gibi.